Sayın seyirciler, Ankara ana haber bültenimize bir son dakika haberiyle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşme sonrasında kabinede 4 bakanın değiştiği açıklandı. Ayrıntıları Ankara'dan Osman Nuri Cerit aktaracak. Osman, söz sende. Evet, Özgür, ben aktaracağım. Musa Kanal Ankara Haber Müdürü olarak Mustafa Kaya ben. Bir düzeltme yapalım, ufak bir iletişimsizlikten herhalde kaynaklandı ama evet, gerçekten Ankara gündemi bir anda ısındı. Çok kritik değişiklikler gerçekleşti kabinede. AKP döneminde son dönemlerde yoğun olarak konuşuluyordu aslında kabine değişiklikleri. İşte bu kabine değişiklikleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın mutat görünen görüşmelerinden birinin hemen ardından açıklandı. Bu anlamıyla da oldukça dikkat çekici görünüyor. Çünkü ikilinin bu konuda da son pazarlıkları, son görüşmeleri yaptığı da dikkat çekiyor. Kimler değişti? Hemen onları açıklayalım. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'di. Muammer Güler getirildi yerine. Ki İdris Naim Şahin aslında kamuoyunda sıkça adı duyulan bir bakandı. Özellikle vatandaşları küçümsemesiyle değilim, o tür diyaloglarıyla çok gündeme gelmişti İdris Naim Şahin. İşte onun yeri değiştirildi. Yerine Muammer Güler getirildi. Muammer Güler eski vali ve aynı zamanda da Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı. Hangi özelliğiyle Muammer Güler son dönemde en çok gündemdeydi diye sorarsak, işte o konu belediye, büyükşehir belediye yasasıydı. Eyalet yasası olarak kamuoyunda bilinen yasanın mimarlarından bu yasayı bu sürece kadar getiren, çıkarılmasını sağlayan mecliste önemli isimlerden biriydi Muammer Güler ve bu hizmetinin herhalde karşılığını almış olacak ki İçişleri Bakanlığı'na getirildi Başbakan Erdoğan tarafından. Ve bir diğer değişiklik Ertuğrul Günay'dı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay değiştirildi, alındı. Zaten bir süredir aslında konuşuluyordu Ertuğrul Günay'ın görevden alınabileceği, bakanlıkta bir değişikliğin olabileceği. Ertuğrul Günay da buna biraz imalı olarak aslında takdir başbakanın demişti. Takdir başbakandan geldi. Ertuğrul Günay Ömer Çelik'le yer değiştirildi. Ömer Çelik Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atandı. Ömer Çelik aslında kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim. AKP deyince önemli kritik isimlerden biri. Zira Erdoğan'ın belediyeden itibaren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönemlerinden itibaren sürekli yanında bulunan bir isimdi Ömer Çelik. Ve şimdi de son döneme kadar da AKP'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu Ömer Çelik. Ve Erdoğan'ın diyebiliriz ki en yakındaki isimlerden biriydi. Amerikan Başkanı Obama ile bile görüşmesinde mutlaka Ömer Çelik Erdoğan'ın yanında bulunuyordu. Erdoğan bu hizmetleri de Ömer Çelik'e Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı vererek gösterdi diyebiliriz. Ve Sağlık Bakanlığı son dönemde icraatlarıyla ve yasama çalışmalarıyla çok gündemdeydi. Doktorların, hekimlerin tepkisinin odak noktasındaki bakanlıklardan biriydi Sağlık Bakanlığı. Recep Akdağ da bu anlamda o tepkilerin odağında yer alıyordu. Erdoğan'ın rahatsızlık duyduğu da zaten kulislere sık sık yansıyordu Recep Akdağ'dan. Değiştirildi. Yerine AKP'nin yine örgütsel anlamda güçlü isimlerinden Mehmet Müezzinoğlu getirdi. Mehmet Müezzinoğlu AKP'nin eski İstanbul İl Başkanı ve bu il başkanlığı döneminde ve daha sonrasında da sık sık adından yolsuzluklarıyla söz ettiren bir isim. Bu anlamda da dikkat çekiyor. Özellikle öyle yolsuzluklar ki iddialar ki ya da yolsuzluk iddiaları ki diyelim, Wikileaks belgelerine bile yansıdı Mehmet Müezzinoğlu'nun bir takım icraatları. Bu anlamda Müezzinoğlu'nun bir kaçak hastane yapımı ile ilgili de hakkında yolsuzluk iddialarının olduğunu ekleyelim. Şimdi Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanı olarak önümüzdeki dönemde görev yapacak. Önündeki en önemli konulardan biri de kamu özel hastane birliklerinin o kanunun meclisten geçmesinin ardından uygulanmaya başlanması. Şunu da bir not olarak Sağlık Bakanlığı açısından ekleyelim. Recep Akdağ aslında AKP döneminin en eski bakanlarından, Erdoğan'dan da bile eski bir bakan. Bakanlık koltuğunu 10 yıldır koruyordu. Recep Akdağ da bakanlık koltuğunu kaybetmiş oldu. Ve son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda kritik değişiklik yaşandı. Nabi Avcı getirildi. Yine meclisten aslında bir transfer. Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanı'ydı Nabi Avcı. Ve Ömer Dinçer'in yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi. Ömer Dinçer de hem eğitimcilerin, hem velilerin, hem öğrencilerin sık sık tepkisini gösterdiği isimlerden biriydi kabinede. Ve Ömer Dinçer ayrıca şu özelliği de iyi biliniyor. Daha önceki Milli Eğitim Bakanları, AKP'li Milli Eğitim Bakanları Nimet Çubukçu,
Hüseyin Çelik gibi isimlerle bir takım diyalogları, atışmaları, polemikleri de olmuştu bu anlamda. Ömer Dinçer işte değiştirildi, yerine Nabi Avcı geldi. Nabi Avcı'yı da çok yakından şuradan biliyoruz aslında. Mecliste 4 artı 4 artı 4 kesintili eğitim düzenlemesinin mecliste geçmesinde en önemli isimlerden biriydi. Ciddi katkıları oldu. Bu anlamda CHP'li vekillerle AKP'li vekiller arasındaki o komisyon tartışmasının da odağındaki isimdi. Ama Nabi Avcı büyük oranda burada uzlaşmacı bir tutum takınıyormuş gibi göründü ama diğer yandan da meclis kulislerinden yansıyan bilgiler olarak söyleyelim. 4 artı 4 artı 4'ün geçirilmesinde de çok ciddi katkıları vardı Nabi Avcı'nın. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın koltuğuna oturacak Nabi Avcı. Bu anlamda bu düzenlemenin aslında uygulama sürecinde bizzat kendisi sürdürmüş olacak. Son bir not aktaralım. Değişmesi beklenen bakanlıklardan biri olarak konuşuluyordu ama değişmedi. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanı koltuğunda kalmaya devam etti. Diğer sahne son kez de izleyicilerimiz için tekrarlayalım. İçişleri Bakanlığı'na Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ömer Çelik, Sağlık Bakanlığı'na Mehmet Müezzinoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ise Nabi Avcı getirildi. AKP Erdoğan kritik bir kabine değişikliğini 4 bakanı değiştirerek gerçekleştirdi Özgür. Mustafa Kaya çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.